Hadi be kızım be, hadi be, sen nasıl bir şeytansın be. Ya anlaşacak mısın, ne yapacaksan ya, pazarlık mı yapıyorsun herifle ya? Öf. Ay. Ay. Sado'yu hallettim. Bir sorun yok. Of, şükürler olsun. Oldu bu iş. Çaylar. Hadi kalk kalk kalk. Senin adam çıkmış yoğun bakımdan. Hadi görelim şunu, konuşacak mısın, ne yapacaksan yap. Vallahi ben artık şiştim hastane köşelerinde. Çok şükür, çok şükür. Hadi. Sonunda. Hadi gel. Hadi. Hadi gel. Bu şahıs mıydı? Evet, bu adam. Ulan sen bu kadının aklını karıştırmaya utanmıyor musun? Sen ne biçim bir adamsın lan? Konuş, anlat, ne biliyorsan anlat. Abi, canım yanıyor, yapma. Ne abisi lan? Ne abisi? Ben seni hayatımda ilk kez görüyorum. Hayatımda ilk kez görüyorum abi diyor. Ne abisi lan? Akif, Akif. Adam yoğun bakımdan yeni çıktı. Boğazına sarılma istersen. Çekil bir nefes alsın ha. Çek elini hadi. Tamam. Hah. Anlat lan. Hanımefendi ne soruyorsa hepsinin cevabını vereceksin. Anlat, buyur hadi. Kim tuttu seni? Bu kazanın olmasını kim istedi, söyler misin? Hiç kimse. Yalan söyledim sana. Yalan mı söyledin? Ben dedim. Ben sana dedim. Ya, yalan söylüyordur dedim. Sen bana inanmadın. Al bak, kulaklarına duydun, inandın. Neden yalan söyledin? Paranı almak için. Çok borcum vardı. Zaten beni bıçaklayanlar alacaklılarımdı. Ulan bize ne? Bize ne? Seni kim bıçakladıysa bıçakladı. Bundan bize ne? Konuş, anlat. Sana da gel. Hadi. Kazayı gazetede gördüm. Böyle bir plan yaptım. Cezamı çektim say. Affet, ne olur. Senin söylediklerini yaparsam dolandırıcılıktan hapse girerim. Vallahi ya dolandırıcılıktan ya da adam öldürmekten hapse gireceksin zaten. Sanki ilki daha mantıklı ha? Ne diyeceğim peki? Para koparmaya çalıştım de, işte haberi gazetede gördüm de, Suzan'ı buldum de, uydur bir şeyler, ne bileyim ben. 5 milyon alırım. Sana 3 milyon verdim zaten. Salak gibi o heriflere kaptırdın. 1 milyondan bir kuruş fazla vermem. O da sana cezaevinde yeter. Bana bak. Suzan hastanede senin yoğun bakımdan çıkmanı bekliyor. Buraya gelecek. O yüzden kararını bir an önce versen hiç fena olmaz. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ya ben senin yüzünden günlerdir neler yaşıyorum, sen biliyor musun? Demek her söylediğin her şey yalanmış, öyle mi? Ya inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Ama bak Suzancığım, ben sana dedim bu işin içinde kesin bir iş var dedim. Bak benim dediğim çıktı. Buyurun. Ha. Memur Bey. Memur Bey. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Beni dolandırmak için yalan söylemiş, az önce kendi itiraf etti. Lütfen hemen tutuklar mısınız? Zaten kolluk kuvvetlerimizde. Onun için geldi. Ha, canım ya, müsaade et de işlerini yapsınlar, öyle değil mi? Hemen tutuklayacaksınız değil mi? Şahsın ifadesini alacağız hanımefendi. Taburcu olur olmaz da gözaltına alınmış. Siz de ifade vermek için karakola gelirsiniz. Prosedür bu şekilde işliyor. Prosedüre saygımız sonsuz. Ben zaten tutar kolumdan getiririm prosedür için. Oldu o zaman. Biz memur beyleri daha fazla meşgul etmeyelim. Hadi bakalım, bize müsaade. Hayırlı vazifeler. Allah beni anlarsın. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek ha.